Kahramanmaraş'ın her alanda gelişimi için gece gündüz demeden durmaksızın çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentin spor alanındaki gelişimine de büyük önem veriyor. Başkan Görgel, şehrin spor altyapısını güçlendirmek ve gençlere daha fazla spor imkanı sunmak adına birçok projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda katıldığı bir basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine Başkan Görgel, kentin futbol takımlarına verilen destekler hakkında açıklamalarda bulundu. Tabii biz Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu şehrin her türlü değerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş Spor'da, Kahramanmaraş İstiklal Spor'da bizim iki önemli değerimiz. Bu sene 3. ligde mücadele edecekler. İnşallah iki takımımız da bir üst lige yükselir. Bu bizim önemsediğimiz bir şey. Çünkü şehrin kabul ettiği her şeyi bizim de kabul etmemiz önemli. Başkan Görgel açıklamalarında 1920 Maraş Spor ve Akedaş İstiklal Spor'a birçok alanda destek verdiklerini belirterek desteklerini sürdürmeye gayret ettiklerinin altını çizdi. Biz bu spor tesislerini, gençlerimizin yararlanacağı sosyal alanları, kendini geliştirebilecekleri sosyal alanları gerçekten artırarak devam edeceğiz. Spor tesisleri yapacağız, kamp merkezi yapacağız, bilim merkezi yapacağız bu dönem içerisinde. Bunları hayata geçirdikçe inşallah gençlerimiz daha nitelikli alanlarda kendini geliştirecekler. İstiklal Spor'a biliyorsunuz Sayın Valimizle birlikte vekillerimizin de katkısıyla iş adamlarımızın içerisine almış olduğumuz bir organizasyonla çok büyük bir destek sağladık. Sağ olsunlar başkanımız, yönetim kurulu da güzel bir takım kurdular. İnşallah onlardan beklentimiz, şehrin beklentisi büyük. Ve sonrasında onlarla ilgili, onların daha iyi şartlarda çalışması için biliyorsunuz İstiklal Spor'umuza Büyükşehir Belediye'mizin de destekleriyle önemli bir kamp merkezi tarzında güzel bir yaşam alanı oluşturuyoruz. İnşallah orada sezon boyunca ben dediğim gibi bu üçüncü ligden bir üst lige yükselme noktasında güzel işler olacak. Aynı zamanda bu sene inşallah Gençlik Spor Bakanlığımızın katkılarıyla üniversite sahamızı 3. lig maçlarının oynanabileceği bir hale getiriyoruz. Şimdi onun çalışmaları inşallah başlayacak ve İstiklal Spor'umuz inşallah maçlarını orada oynayacaklar. Kahramanmaraş Spor'umuz ise tabi onlar bu dönem kalacak yer anlamında sorun yaşıyorlardı. Büyükşehir Belediyesi olarak yine kalacak yer sorunlarını çözdük. İnşallah oradaki tüm tamiratları yaparak onlara hazır hale getirip onlara da bu sene tahsis edeceğiz. İnşallah onlar da en azından zor durumda kalmadan sene boyu futbolcularımızın yararlanacağı bir mekan olmuş olacak. Her iki kulübümüze de gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince kaynak üretmeye ve onları desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah onlardan beklentimiz sahada iyi mücadele, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin beklentilerini karşılamaları. Onlara güveniyoruz. Stat konusuyla ilgili Gençlik Spor Bakanımızla ben de vekillerimizle görüştük. Bu dönem içerisinde deprem bölgesinde bütçenin büyük bir bölümü ayrıldığı için stat ve spor yatırımları biraz daha böyle çok ciddi manada irdelenerek yapılıyor. Sayın Bakanımızın bize sözü var. Sayın Bakanımıza bu sözünü de daha geçen ziyaretinde ben bizzat kendim de vekillerimiz de hatırlattı. Cumhurbaşkanımızla bu süreci paylaşacağını ve bir an önce bu sözünü yerine getireceğini kendileri de ifade ettiler. Biz Sayın Bakanımızdan bu sözünü yerine getirmesini bekliyoruz tabii ki. İnşallah bir an önce Kahramanmaraş'a böyle yaşayan spor vadisi olarak ismini adlandıracağımız, içerisinde yüzme havuzlarının, sporcuların barınma alanlarının, tenis kortlarının, spor sahalarının olduğu 24 saat orada gençlerimizin vakit geçirebileceği bir alanı kendisi vatandaşlarımızla paylaşmıştı. Biz de vatandaşlarımızla bu sözü ayrıntılı bir biçimde paylaştık sonrasında. İnşallah ben bu sözün yerine getirileceğini ümit ediyorum. Ben de çok sıkı bir şekilde takip ediyorum. Vekillerimiz de çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Ondan sonra vatandaşlarımızı güzel bir stat kazandırırız.